Bugün 13 Ekim 2013. Kelebeğin Rüyası adlı filmi izlemeye gittim. Behçet Necatigil'in, Rüştü Onur'un ve Muzaffer Tayyip Uslu'nun yaşantılarından bir bölümü gösteren gerçekten çok güzel bir filmdi. Muzaffer Tayyip Uslu'nun bir şiirini ezbere biliyordum, çok beğenmiştim daha önceden de. Nasıl yaşamışsın Remzi Bey? Nasıl yaşamışsın sen bugüne kadar böyle insanlardan habersiz? Oturup bir masanın başına kaydederek falanca evrağın nereden gelip nereye gittiğini. Hiç de mi gözüne ilişmedi Deniz? Hayret Remzi Bey. Hayret doğrusu. Hayret. Bu şiiri İstanbul'da okuduğum zaman pedagog arkadaşım Sarp Bengü, Muzaffer Tayyip Uslu'yu çok kimse bilmez demişti 10 yıl kadar önce. Evet, onun şiirini biliyordum ve daha sonra bunun filmi yapıldı ve ilk gösterimlerini de izleyememiştim. Şans oldu, bugün gittim. Herkesin gitmesini isterim aslında. Büyülü Fener Sineması'na Kızılay'da gittim. 80 kişilik bir salonda 12 kişi vardı. Hep çiftler vardı. Bir ben, bir de önümde bir bayan yalnızdı. 80 kişilik tiyatroda 12 kişi vardı. Sevgililer birbirleri ellerinden tutuyorlardı. Ne güzel dedim. Sevgili olmak ne güzel, el ele tutuşmak ne güzel. Film güzeldi, duygusaldı, sizin yerinize de ağladım. Eğer giderseniz ki gitmenizi isterim, benim yerime de hüzünlenebilirsiniz. Gerçekten izlemenizi önereceğim bir filmdir. Rüştü Onur. Rüştü Onur'un bir şiirini de biliyordum. Daha önce günlüğüme yazmıştım okuduğum bir şiiri. İtiraf diye bir şiiri vardı onun. Size açabilmeliydim içimi. Geceler yalnız size ve yüzüm kızarmadan çocukluğumun küçük aşklarını anlatabilmeliydim. Geceler yalnız size. Benim de aşklarım oldu ve alabildiğine günahlarım. Halbuki bir günah olmak istedim bütün ömrümce. Anam, ben topa çevirirken sokakta benim güzel oğlum paşa olacak derdi. Halbuki ben hala topa çeviriyorum sokakta. Başka bir şiirimde Rüştü Onur, bildiğiniz gibi ya da bilmiyorsanız bilmenizi isterim, veremden öldü. Çok genç yaşında, 20'li yaşlarında ölen şair, Varlık Dergisi'nde yayınlanan şiirlerini hep bekledi. Varlık Dergisi'nde yayınlanmıştı ama genç yaşta kaybettik. Bir şiir ne diyor ki? Ben ölsem be anacığım, ne var ki sana kalacak? Ceketimi kasap alacak, pardeşimi bakkal, borcuma mahsur ben. Ya aşklarım, ya şiirlerim ne olacak? Ya sen ele güne karşı nasıl bakacaksın insan yüzüne? Hülasa anacığım, ne ambarda darım, ne evde karım var. Çıplak doğurdun beni, çıplak gideceğim, diyor. Muzaffer Tayyip Uslu, daha sonra ölen arkadaşının ki birlikte Heybeliada Sanatoryumunda yatıyorlar ve oradan kaçıyorlar daha sonra. Arkadaşının arkasından yazdığı şiir. Oktay Rıfat'a armağan ettiği Rüştü'den gelen mektup şiirinde bakın ne diyor. Önce bütün şairlere selam. Sonra şunu söylemek isterim. Ölüm hiç de güzel değil. Ne sabah var, ne akşam. Sokakların ellerinden öperim. Bana yaşamasını öğretmişlerdi. Dost olsun, düşman olsun, insanlara iyi günler dilerim. Söyle sarı saçlı daktiloya, ben yokum artık. Vefasız dostları hatırlat. Kimseye kalmaz o dünya. Nasıl unuturum? Güzeldi yaşamak. Fakat hakkı varmış Oktay'ın. Hatıralar da dal istiyor. Kuşlar gibi konacak. Bir pazar günü seslendim size. Gününüz güzel geçsin. Haftanız güzel geçsin. Yıllarınız güzel geçsin. Önümüzde Kurban Bayramı var. Bayramınız güzel geçsin. Hoşça kalın, dostça kalın.